Arkadaşlar merhabalar. Bu boşaltım sistemimizin son dersi. Bugünkü dersimizde böbreğin düzenleyici görevi nedir? Böbrek fonksiyonlarını yerine getiremezse vücutta ne gibi aksaklıklar meydana gelir? Boşaltım sistemi hastalıkları nelerdir? Öğrenmiş olacağız. Böbrek içerisindeki nefronlar kanı süzerek, gerinerek ve salgılayarak kan pH'ının, hacminin, iyon dengesinin ve bileşiminin korunmasında görev alır. Bu şekilde vücutta kararlı bir iç dengenin sağlanmasına görev alır. Kanın bileşiminin düzenlenmesi özellikle salgılama ve geri emilim olaylarıyla gerçekleşmiş olur. Kan içerisinde metabolik atıkların nefron kanallarına salgılanması ve yine nefron kanallarında yararlı bileşenlerin nefron kılcallarına geri emilmesi kanın bileşiminin korunmasında etkilidir. Kanın su ve iyon dengesinin sağlanmasında endokrin sistemden de hatırlayacağınız üzere iki hormon görev yapıyor. ADH su dengesini, aldosteron ise iyon dengesini sağlıyordu. ADH hipofiz bezinin arka lobundan, aldosteron ise böbrek üstü bezinin kabuk kısmından salgılanarak iyon ve su dengesini koruyordu. Kan iyon dengesinde aldosteron sodyum emilimini arttırırken potasyumun emilimini azaltıyordu, hatırlayın. Burada kanda sodyum iyonu azalırsa artarsa şeklinde gördüğünüz tamamen bir feedback mekanizması anlatılmış, geri bildirim mekanizması verilmiş. Siz bunu endokrin sistemde zaten detaylı olarak biliyorsunuz. Kanda sodyum iyonu azalırsa böbrek üstü bezinin kabuk kısmı uyarılır. Bunun üst kısmı da var, endokrin kısmından hatırlayalım. Önce hipotalamus hipofiz bezini uyarır. Hipofiz bezinden ACTH hormonu salgılanır. ACTH ise böbrek üstü bezinin kabuk kısmını uyarır ve aldosteron hormonu da salgılanmış olur. Burada azalırsa ve artarsa yani pozitif ve negatif feedbackler anlatılmış. Böbrek üstü bezinden salgılanan aldosteron hormonunun kanın iyon dengesinin sağlanmasında etkili olduğunu söyleyip geçelim. Kanın su dengesinin sağlanmasında ise vazopressin dediğimiz ADH hormonunun antidiüretik hormonunu görev aldığını biliyoruz. Eğer ADH hormonu vücutta az salgılanırsa bol sulu seyreltik idrar meydana gelir. Kişi bol ve sık su içer, sık sık idrara çıkar. Belirtileri şekersiz şeker hastalığı belirtisiydi. Bunu hatırlayalım. Yine bu kısmı endokrin sistemle ilgili. Kanın ozmotik basıncının arttığını, su miktarı azalırsa unutmuyoruz. Çünkü derişim artıyor. Birey fazla su içmişse kanın ozmotik basıncı azalır. Yine arkadaşlar dikkat edin. Pozitif ve negatif geri bildirim mekanizmaları uzun uzadıya burada anlatılmış. Kan hacminin düzenlenmesi yine aynı iki hormonumun görev yapmasından kaynaklı. Fazla su ve tuz dışarı atılır, kan hacmi artarsa, kan hacmi azalırsa neler gerçekleşir? Aldosteron ve ADH salgılanır, tuz ve suyun geri emilimi artar şeklinde mekanizmayı görmüş oluyorsunuz. Hormonlarınız dikkat ettiyseniz aynı, görevleri farklı olabiliyor. Kan hacminin korunması, ondan sonra su ve iyon dengesinin sağlanması şeklinde. Kan pH derecesinin düzenlenmesinde yine nefron tübülleri görevlidir. Temiz kanın oksijence zengin karbondioksitçe fakir olduğunu, kirli kanın tam tersi şeklinde karbondioksitçe zengin oksijence fakir olduğunu dolaşım sisteminden zaten biliyoruz. Daha önceki dersimizde dedik ki kanın pH'i yaklaşık olarak 7.4-7.6'dır. Ama idrarın bileşimi ise pH'i ise 5.4 ile 6.4 arasında değişebilir. Bu farklılığın kaynağı işte nefron kanallarında bikarbonat iyonlarının emilimi ve salgılanması, hidrojen iyonlarının emilimi ve salgılanması şeklinde olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla nefron tübüllerinde salgılama ve geri emilimde ve kanın pH'ını etkilediği de önemli ölçüde burada açıklanmıştır. Hemostazi sağlamada görevli diğer organlar, vücutta karbondioksitin atılmasında soluk verme ile akciğerlerin görev aldığını,
Sindirilmeyen atıkların dışarı atılmasında sindirim kanalı görev alır. Vücut sıcaklığının ayarlanmasında bazı atıkların ter ile dışarı atılmasına yani boşaltmaya yardımcı deri görev alır. Kan şekerinin ayarlanması, amonyan üreye çevrilmesi, zehirli maddelerin zehirsiz hale getirilmesinde ise karaciğer görev alır diyoruz. Vücudun su ve tuz dengesinin sağlanmasında su kaybına neden olan olaylar böbreklerde yapılan boşaltım, solunum organlarından verilen soluk, bağırsaklarda atılan dışkı, vücut yüzeyinden yapılan terleme su kaybına vücutta sebep olur. Su kaybını çok su içme yaklaşık olarak sağlıklı bir insanda gün içerisinde 2 litre olması söyleniyor. Besin alınımı, metabolizmanın son ürünü olarak suyun meydana gelmesi. Biliyorsunuz oksijen bir solunum sonucunda da açığa ne çıkıyor? Su çıkıyor. Bunu da hatırlayalım. Şimdi bu kısım arkadaşlar önemli, dikkat etmenizi istiyorum. Şimdiye kadar böbreğin kanın hacmini, pH'ini, iyon dengesini nasıl sağladığını anlattık. Bunlardan bahsetmiştik. Buradaki iki tane görevimle ilgili bilgilendirme ilk kez burada yapacağız. Dikkat etmenizi istiyorum. Böbreğin bir hormon salgıladığını hatırlayalım. Hangi hormondu bu? Eritropoyetin hormonu. %90'ı böbreklerden, %10'u karaciğerden salgılanarak neyi sağlar bu hormon? Kırmızı kemik iliğini uyararak ağ yuvar yapımında görev alır. Tekrar ediyorum. Kırmızı kemik iliğini uyarır. Ağ yuvar kan hücresi üretiminde görev alır. Dolayısıyla böbrek rahatsızlığı olan, böbrek yetmezliği olan insanlarda doğrudan kansızlık dediğimiz anemi de görülmüş olur. İkinci görevi ise hiç söylemediğimiz şimdiye kadar uzun süreli açlık durumunda karbonhidrat dışı kaynaklardan amino asit, gliserol gibi karbonhidrat olmayan kaynaklardan glikoz sentezler ve böylece kan şekerini düzenlemede görev yapar. Böbrek önemlidir. Dikkat ediyorsunuz. Sistem hastalıklarına geldiğimizde ise sık duyduğumuz böbrek taşları ve böbrek yetmezliğini görüyorsunuz. Böbrek taşları nasıl oluşuyor? Hemen bahsedelim kısaca. Havuzcuk pelvis dediğimiz şu bölgede böbreğin kalsiyum geri emilimi fazla olduğu durumlarda kalsiyumun burada çökmesiyle arkadaşlar şu üreterde bir tıkanmaya sebep oluyor. İdrar yollarında aşağı doğru ilerledikçe çok şiddetli ağrılara neden olur. Ve şurada oluşan tahribattan dolayı idrarda kan görülür. Dolayısıyla böbrek taşlarının oluşmasında hangi hormon etkilidir? Yani kalsiyumun geri emilimini arttıran hormon hangisiydi diye bir soru sorabilir size. O da endokrin sistemden hatırlayacağınız üzere parat hormonuydu diyebiliriz. Bunu da hatırlayalım. Böbrek yetmezliği böbreğin fonksiyonlarını tam olarak yapamaması durumunda ortaya çıkar. Kişide idrar ya çok az oluşturulur ya da oluşturulamaz. Böbrek nakli, böbrek yetmezliğinde en tercih edilen yöntemdir, tedavi yöntemidir. Fakat tabii zor olanıdır. En sık kullanılanı hangisi derseniz de o da diyalizdir. Diyalizi daha önceki konularımızda da geçmişti anlatırken. Fakat burada sistem üzerinden detaylı anlatmış olacağız. Böbrek yetmezliği olan kişilerde vücutta biriken fazla sıvı ve atık maddelerin yarı geçirgen bir zar aracıyla temizlenmesi olabilir. Hemen şöyle anlatalım arkadaşlar. Vücudunuzda böbrek atar damarıyla gelen kan normalde sağlıklı bir insanda. Böbrekte temizlendikten sonra kalbe gelir. Kalpten akciğere gidip tekrar kalbe gelip vücuda pompalanır biliyorsunuz. Böbrek fonksiyonunu yerine getiremediği durumlarda sağlıklı olmayan böbrek yetmezliği görülen insanlarda böbreğe giden atar damardaki kan arkadaşlar bu şekilde bir sisteme dahil edilerek diyaliz makinesine bağlanır. Diyaliz makinesinde yarı geçirgen bir zar var. Difüzyon esaslı olarak kandaki atık maddeler burada diyaliz sıvısına, kirli diyaliz sıvısına aktarılarak temizlenmiş kan tekrardan toplar damarla vücuda verilmiş olur. Verilen kan yine kalbe, akciğere ve kalbe gelmek suretiyle vücuda pompalanır. Dikkat ediyorsunuz. Üremi ise kanda üre, ürik asit ve kreatin gibi bazı azotlu bileşiklerin artması sonucu oluşan bir durumdur. Bu durumun ortaya çıkma nedeni böbreğin tam olarak fonksiyonunu
yerine getirmemesidir. Azotlu atıklar vücutta birikince ürem dediğimiz bir rahatsızlık ortaya çıkıyor. Boşaltım sisteminin sağlıklı olması için yapılması gerekenler: bol sıvı almalı. Dediğimiz gibi 2 litre, yani en az demeyelim ama 2 litreyi bulması lazım gün içerisinde tükettiğimiz suyun. İdrarı uzun süre tutmamalı. Böbrekleri ve idrar yollarını soğuktan korumalı. Aşırı acı ve baharatlı yiyecekler tüketilmemeli. Bilinçsiz ilaç kullanılmamalı. Diş çürükle ve boğaz iltihabı hastalığı hemen tedavi edilmeli. Çünkü böbrek iltihaplanmasına da sebep olabilir. Kişisel temizliğe dikkat edilmeli diyebiliriz. Kan içerisinde bulunan metabolik atıklar bu şekilde. Uzaklaştıran organları sormuş. Birkaç etkinlikle arkadaşlar konuyu hatırlayıp bir konu bütünlüğü oluşturduktan sonra dersi bitireceğim. Karbondioksit solunum sonucu akciğerlerle atılır. Hatırlayın. Amonyak akciğer, deri. Akciğer diyorum. Deri böbrek. Üre aynı şekilde deri böbrek. Ürik asit deri böbrek. Mineraller arkadaşlar yine deri böbrek. Su, deri böbrek ve akciğer. Solunum sonucunda su buharı da uzaklaştırıyoruz. Hatırlayın. Bilirubin ise yine bağırsak ve böbreklerle atılır. Hemen bilirubinin ne olduğundan bahsedelim. Karaciğerde biliyorsunuz yaşlanmış alveol hücreleri parçalanır. Parçalanma sonucu açığa çıkan sarı yapıda, sarı renkte bir atık maddedir bilirubin. Bunun arkadaşlar kanda ve bağırsakta birikmesi dolaşım ve boşaltım sisteminde aksaklıklara sebep olur. Aynı şekilde safra sıvısında da bulunur. Çok birikmesi sarılığa da sebep olur diyebiliriz. Böbrek boyunu olarak ortadan ikiye kesilirse dıştan içe doğru hangi yapılardan oluşuyor? En dışta kabuk, sonra öz, sonra havuzcuk, pelvis yapıları vardı. Böbreğin yapı birimi neydi? Nefronlardı. Bir çift böbrekte yaklaşık 2 milyon nefron bulunur. Bir nefron hangi kısımlardan oluşuyordu? Hemen sayalım. Altı kısımda hatırlayın. Glomerulus kılcalı, Bowman kapsülü, proksimal tüp, penne kulbu, distal tüp ve idrar toplama kanalı diyebiliriz. Bu kısımlarda martigi cisimciği, proksimal tüp, distal tüp hangi kısımda yer alıyordu? Kabuk kısmında yer alırken penne kulbu öz kısmında yer alıyor diyebiliriz. Nefronda oluşan bir idrar havucuk bölgesinde toplanır. Havucuktan önce arkadaşlar üreter, sonra mesane, en son ise üretra ile dışarı atılır. Önemli bir etkinlik. Bu soruya dikkatli bakmanızı ve çözmenizi istiyorum. Alttan böbrek atar damarına geçen alveol, aşağıdaki damarlardan hangi sırayla geçerek kalbe döner? Derste daha öncesinde çözmüştük. İşaretli bir alveol diyebilir, işaretli bir glikoz diyebilir, işaretli bir karbondioksit diyebilir. Dikkat ediyorsunuz. Nereden verilirse verilsin, hangi organdan verilirse verilsin, önce kalbe gidip sonrasında akciğere tekrardan kalbe gelip istenilen organa gitmesi gerektiğini hatırlayalım. O zaman diyor ki alveol aşağıya hangi sırayla geçerek kalbe gelir diyor. Sadece kalbe getirmemizi istiyor burada. Bakalım. Böbrek atar damarıyla, değil mi arkadaşlar? Böbrek atar damarıyla, getirici atar damar, sonrasında götürücü atar damarla glomerulus kılcalına gelmiş oldu. Nefron kanalını saran kılcallara geçmeden önce nereye gelmesi lazım? Glomerulus kılcalına, yani önce böbrek atar damarına gelecek. Sonrasında getirici atar damar, glomerulus kılcalları bakıyoruz. Nefron kanalını saran kılcallar, sonra götürücü atar damar, böbrek toplar damarı ve alt ana toplar damarla kalbe gelmiş olacak sıralaması. Bunu öncelikle kendiniz de çözmenizi istiyorum. Nefronla ilgili aşağıdaki cümleleri doğru ya da yanlış yazalım. Sağlıklı insanda glikoz 1, 2, 3 nolu yapılarda bulunurken 4, 5, 6 nolu yapılarda bulunmaz. 1, 2, 3'te bulunurken. Evet, buralarda bulunmaz çünkü burada 3'te tamamen geri emilimi gerçekleşmiş olur. Doğru bir ifadedir. Sağlıklı insanda üre 1, 2, 3, 4, 5, 6 nolu yapılarda bulunur. Doğru. 1 nolu yapıda bulunan bir maddenin 3 nolu kanalda bulunması süzülmenin olduğunu gösterir.
Bir nolu da var, üçte de var. Evet, süzülmeyle buraya geçmiş diyebiliriz. Doğru. Bir nolu yapıda bulunan bir maddenin üç nolu kanalda bulunmayıp beş nolu kanalda. Bak, burada var, şurada yok ama burada var diyor size. Salgılamadır bunun sonucu da. Evet, doğru. İki nolu yapıda geri emilim gerçekleşir. İki nolu yapıda geri emilim gerçekleşmez. Süzülme gerçekleşecek buraya doğru. Geri emilim burada başlar arkadaşlar. Yanlış bir ifade. 3 nolu yapıda bulunan bir maddenin 5 nolu kanalda bulunmaması nefron kanallarından geri emilim olduğunu gösterir. Bakalım. 3 nolu yapıda bulunan bir madde 5'te yok. Evet, demek ki geri emilim olmuş. 4 nolu yapının çıkan kolunda suyun geri emilimi olmaz. İnen kolunda olur. Yani henne kolunun inen kolunda olur. Çıkan kolunda olmaz. Doğru. 5 nolu yapıda ürenin geri emilimi olmaz. Evet, olmaz. Evet. Arkadaşlar, boşaltım sistemimiz bitti. Test kitaplarınızdan, ek kaynaklarınızdan soru çözümlerinizi yapabilirsiniz. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.